Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Nisan Salı. Salı olduğuna eminim de 26'sından olmadığına emin değilim. Bugün erken kalktım. Otogara git, otobüsü bekle, bilet al, otobüsün gelmesi, tıraş ol bilmem ne derken saat 3.30'da Likya Yolu'nun başına geldim. Şurada Fethiye 3 kilometre diyor. Ben otogardan beri yürüyorum. 6 kilometre olmuş. Son 3 kilometre ise Fethiye. 3 kilometrede 358 rakama tırmandı. Yalnız bu tabelaların doğruluğuna inanmayın diyordu internette bir kız. Şu an ben 3 kilometre yürüdüysem orada Kayaköy'de 4 kilometre, 5 kilometre yazıyordu. Yani bu tabelalara inanmıyoruz demek ki. Bu benim 5 yıllık hayalimdi. Bisiklete de çok bindik. Birazcık bisikleti kullandığım kaslar dinlensin. Yürüme kaslarını çalıştıralım diye bu yolu yürümeye geldim. Daha girişinde kaya mezarlar falan başladı. Çok fazla rakım tırmandım. Sırılsıklam oldum. Bu yol üzerinde güzergaha çok iyi çalışmak lazımmış. Ben öyle bir çalışma yapmadım. Hisar Çandır'dan başlayacaktım. Oralar zaten geçen üşüyorduk orada. Hala soğuktur diye. Fethiye'ye geldim. Buralar daha iyi. İşte biz de oraya gidene kadar bir 15-20 gün geçer. Oralarda ısınmış olur gibi düşünüyorum ama oralar ısınmaz çünkü çok yüksekteler. Böyle çam ağaçlarının arasında kimselerin olmadığı, sadece arabaların geçtiği, gelen geçen arabaların benimle İngilizce konuştuğu bir yoldan yürüyorum. Bugün geç başladığım için fazla bir kilometre yapamayacağım. Ya Karakeçiler'de ya da Kayaköy'de kalırım bugün. Orman, etraf çok sessiz, sakin. Şu tabelayı göremediniz. Geyik çıkabilir tabelası vardı. Araba, motor çok fazla geçiyor da yayan bir tek benim şu an. Herkes su vereyim mi, arabayla çıkartayım mı yukarıya diye İngilizce bir şeyler soruyor bana. Bu benim ilk defa sırt çantalı seyahatim. Bu yolu bitirebilir miyim? Ne olur hiç bilmiyorum. Bitirmek istiyorum ama bitiririm gibi geliyor. Üzerimdeki yük kaç kilo bilmiyorum. Ama önümdeki mavi çantada kahvaltılıklar hep cam kavanozda olduğu için çok ağır. Ona bir çare bulmam lazım. Şimdilik çok güzel gidiyor. Zaten güzel gitmese ne olacak? Daha yeni başladım. Belki de birkaç gün sonra hep ağaç, hep orman deyip canımız sıkılacak. O da olabilir. Bu yol ortalama 30 gün süren bir yürüyüş yolu. Dünyanın en iyi 10, en güzel manzaralı 50. yolu. Tabii bu en güzel manzara insanına göre değişir. Manzara görmeyen bir insanı cezbettiği bir yer beni cezbetmeyebilir. Çünkü çok manzara gördüm. Onun için bu yolu ben bir ayda bitirmeyebilirim. 20 günde de bitirebilirim. 40 günde de bitirebilirim. Yani manzaranın, yolun bize sunacağı şeylere bağlı bunlar hep. Bu yürüyüş bisikletten çok daha kolay olacak gibi geliyor. Çünkü çadırın içine girdiğinde bisiklet dışarıda kalıyor. Yağmur yağarsa ıslanmasın diye branda seriyorum. Branda sersen de biri aldı gitti mi, tekerini mi söktüler gibi endişeler oluyor. Ama böyle çadırın içine girince hiçbir şey değişmeyecek. Çadırın içindeyim. Her şey bitti işte. Bir de bunda elim kolum gayet serbest. İstediğim zaman fotoğraf çekebiliyorum. Yürürken bir manzara gördüğümse ona hazırlanabiliyorum. Bisiklet bize bu imkanı vermiyordu. Her yer ağaç. Her yer kuş. Her yer cibili cibili şak şak şak. Bu yolda susuz kalanlar da oluyormuş. Eksik su taşıyorlarmış. Ben şimdi onları göz önüne alıp 3 litre su mu taşısam? 3 litresi biten de var gerçi. Ben 1,5 litre suyla yola çıktım. Çünkü ben bisiklete bindiğim zaman da 50-60 kilometre su içmediğim oluyor. Yürüyüşe gittiğimde de öyle 15-20 kilometre su içmediğim oluyor. Sonrasında içiyorum ama pek susamış olmuyorum. Yine de ben taşıyabileceğim kadar suyu taşıyacağım yanımda. Neme lazım? İşte böyle çıkınca da insan şey diyor, keşke diyor YouTube'da iyice rotayı araştırsaydın da nerede çeşme var, nerede su bilmem ne. Yola başlayınca 1 kilometre sonra bir çeşme vardı. Oradan bir su içtim, güzel lezzetliydi suyu. Evet, kamerayı açtıktan beri yokuş aşağı inmeye başladık. Burada güzel bir koku var ama ne olduğunu anlayamıyorum. Böyle bir reçine kokusu var zaten de. Daha yine bu yolun başında da birileri yolda ot topluyordu. İnat için gidip de sormadım bu sefer. Nasıl biz arasak da bulamıyoruz otunu motunu. Evet, yine bir şey şık şık ediyor. Şimdilik manzaram bu şekilde. Az önce bir taş yoldan ilerliyordum. O taş yol bir anda bitti. Yanlış yöne girdim. Ya, işaretleri de var bu yolun. Siyah beyaz işaretler. Onları takip etmemiz gerekiyor. Ama patikanın sağında siyah beyaz işaret varsa sağdaki patikadan mı gireceğim, soldakinden mi gireceğim bilmiyorum. Tamam, işaret ortada da sağdaki mi doğru, soldaki mi doğru anlayamıyorum onu. O patika yol bitti. Bizi bu asfalta soktu. Bu asfaltta yeni yapılmış bir asfalt galiba. Şimdilik manzaram böyle. Böyle devam ediyorum. İşte bunun gibi işaretler olması gerek. Ama ben kırmızı beyazı biliyorum. Sarı beyaz nedir? Bir yerde okuduğuma göre o alternatif yol oluyordu. O asfalttan giderken yol bitmişti demiştim ya. Bunu görünce hemen bu yola atladım. Böyle sessiz sakin, dizme taş bir yol. Yol böyle soldan O çizecekti. Bu yolu görünce atladım. Bu büyük ihtimalle dimdik geçip gideceğiz herhalde. Olmazsa da geri döneceğiz. Bu yol böyle. Bir de biz saat 3'te 4'te başladığımız için bu yola buraya gelenler sabah erkenden çıkıp yol alıyorlar. Şimdi millet bir yerlere varmıştır. Kampını da yapmıştır. Biz sabah furyasıyla bir daha denk gelirsek geliriz. Ben de çok erken kalktığım için veya çok geç kalktığım için onları da kaçırıyorum. Daha iyi olur. Hem tek başıma yürümüş olurum. Böyle yürürken bir yandan gözler şey arıyor. İşaret arıyor ama ben görmüyorum hiç işaret. Acaba yol bitti dediğim yol beni geri mi götürüyor şimdi? İşte böyle bilinmezlikte yürüyoruz. Buraya gelen birçok kişi de böyle bilinmez yürüyor zaten. Yani o kadar şeyi al, ölç, biç, tartısız rotasını ayarla falan derken ona baka baka yürümekten insan etraftan zevk alamaz. Şarjı da yetişmez zaten bir insanın. Evet, hala işaret yok. Bakalım daha yürüyelim. Ama o yolu bölüyormuşum gibi geliyor. Şimdi buralarda kamp map yasak falan diyorlar da ben etrafta sağda solda kamp yapmış insanların izlerini görüyorum. Ama iyi ateş yakmamışlar. Şurada ateş yakılmış bir iz var. Belki de geçmişlerdir, bilmiyorum. Önümde bir bayrak, bir araba gördüm. Durup konuşalım bakalım onlarla. Biraz aşağı inince o arabadaki çocuklar söyledi, buradaymış o yol. Halbuki internette bunları detaylıca anlatan kaç tane video var. Ama nasıl tutayım ben bunları aklımda canım? Bahadır'ı buluruz sonra artık. Kayaköy'de sol tarafımızda. Biz de sağa gidiyoruz niyeyse. Ha, burada yürümek zormuş. Burada bileklikli ayakkabı olsaymış iyiymiş. Her an burkulabilir. Saat 18:34. Sanırım bir saate kadar hava kararır. Evet. Ben şunu kapatayım yoksa yuvarlanacağım bir yerlere. Karakeçiler köyüne geldim. Köyün içinden hemen çıkınca şöyle kaya mezarları var. Kaya mezarının yanında bir oturak var. Bir de buraya şöyle bir alan yapmışlar. İşte gelen turistlerin bilgi paylaşımı yapsın, rehber onu anlatsın diye böyle bir park. Şimdi saatimiz 7 oldu. Kayaköy'e 2 kilometre daha var, tabela doğru söylüyorsa. Ben de hazır böyle bir yer bulmuşken şurada bir yere konuşlansam mı diye düşünüyorum. Bak çünkü şu dağın eteklerinde Kayaköy. Şurada. Gitsem mi kalsam mı? Gidersem hava kararacak. Yolu da bilmediğim için. Burası da gayet güzel görünüyor gözüme. Bu köyde bakkal yok galiba. Ne bileyim ne yapsam ki? Şöyle bir 10 dakika yürüyeyim. Neymiş ne değilmiş. Ay! Belki köyün içine giriyorumdur. Orada da evler var çünkü. Tamam, köyün içi orasıysa oradan içecek bir şey alır, buraya gelir, burada kalırım. İşi o değilse giderim. Yol bozuk olunca böyle toz duman. Of, of. Parkın içinde de bir yapı varmış ama ne olmuş Allah bilir. Muğla Büyükşehir Sakız Deneme Bahçesi. Eğer böyle her böyle anlatın yanında bir tane bir şey varsa park çok iyi ya. Yani burası güzel manzaralar verecek de şimdi az önce videoyu kapattığım yerde şu arkada bir dağ vardı. Öndeki dağlar kararmış. O yüksek tepedeki dağa ışık vuruyordu. Ama çok hafifti. Onu biraz Photoshop'la belli edebilirsem güzel bir görüntü çıkabilir. Yürüdüğüm yol kadarıyla burada çadır kurmanın hiç sorun olacağını zannetmiyorum. 1 ton çadır kuracak yer var. Millet niye böyle kamp alanlarına hücum ediyor ki? Hepsi de hem leş gibi diyorlar hem de gidiyorlar. Yani 2 taşı tep, 3 çalıyı al oradan pırıl pırıl yer. Burada da görmediğim şekilde bitkiler, çiçekler var. Mesela ben bu dikeni hiç görmedim daha önce. Ben biraz devam edeyim.